Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 46. dersiyle karşınızdayız. Bu dersimizde admin layout'ta bazı değişiklikler yapacağız. Sol tarafta şu admin kestin olduğu yere MVC Kütüphane Otomasyonu yazdıracağız. Daha doğrusu yazacağız. Şu James Brown, bu ad soyad olacak. Veri tabanına çekeceğiz. Yine şurası yetki arkadaşlar, eğer neyse. Adminse veya başka bir şeyse, moderatörse. Şu dashboard kalsın. Şu basic UI burayı kaldıracağım. Şu forms kalsın. Yine tables kalsın. Şu ikonu kaldıracağım. Şu mailbox, kalender ve menu levels. Bunları da kaldıracağım. Yine sağ üstte arkadaşlar şu bildiriyi kaldıracağız. Burası daha sonra zaten veri tabanından gelecek bu bilgiler. Kullanıcı adı, bu da resmi. Şurayı da kaldıracağım arkadaşlar, şu ayarları. Yine şurada bölümler, profil, ayarlar ve çıkış olacak. Şu sportu kaldırıyorum. Onun harici şurayı kaldıracağım. Şurada bir düzenleme yapacağız vesaire. Şimdi hemen admin layout'umuzu açıyoruz. Views'in altında, Shared'in altında admin layout. Şimdi şurada hemen bakalım. Şurası MVC hani otomasyon olsun. Hatta şurayı şöyle kaldırayım. Şurası yine MVC hani otomasyonu. Hatta şurası kalsın. Şunu silelim. Admin bu veri tabanından gelecek. Bu şimdilik bu şekilde kalsın. Şurası bir bakalım o ne oluyor. Bir daha bakalım. Yani biz bu arada değişikliklerimizi yapmaya devam edelim. Şurada bir arama var. Aranacak metin veya neyse kelime. Şimdi şuraya bakalım. Tam şurası. Neyse, devam edelim. Şu 9 yeni mesaj. Hepsi. Şu bildiri olması lazım arkadaşlar. Şuraları kaldırıyorum. Şu birliği ikinciliği arkadaşlar. Sonra şurası. Şuradakileri de kaldırıyorum. Drop down, drop notification klası olan tamamını mı kaldıracağız? Bir bakalım. Evet, tamamını kaldırıyoruz. Yorum satırı yapıyorum.
Yanlışlık olursa döneriz tekrar arkadaşlar. Şimdi şurası admin olmayacak. Bunu bu şekilde şimdilik kalsın. Veri tabanından gelecek kullanıcı adı. Şimdi şu profil, şu ayarlar. Üçüncüyü siliyoruz. Burası. Şurası. Şu li nereye ait? Ona bakıyorum. Ha, şurası. Şurayı yorum satırı haline getiriyorum. Çıkış. Devam ediyoruz. Şu ad soyad. Bu yetki olacak. Onları değiştireceğiz. Şu dashboard. Sonra şu li değil de li mi olacak? Bakalım şöyle. Li nerede bitiyor? Li burada bitiyor. Yok. Şurada bitiyor. Şimdi o li'ye karışmayacağız sanırım. Hatta yok, şurayı komple kaldırıyoruz. Yorum satırı yapıyorum. Tamam. Sonra form kalıyor. Tamam. Şimdi şuradaki liğin içerisindeki tablolar kalıyor. Yine grafikler. Orada bir düzenleme yapacağız daha sonra. Haritalar. Şu ikonu yine aynı şekilde yorum satırı haline getiriyorum. Şimdi şu sayfalar. Mailbox. Şurayı kaldırıyorum. Şu kalenderi yine kaldırıyorum. Şurası kalıyor. Sayfalar. Evet. Şurayı seçtikten sonra yorum satırı haline getiriyorum. Şuradaki bir düzenleme yapmıştım arkadaşlar. Kitap türleri için. Tamam, şöyle. Şu invoke. Profil, login, register. Şuraların hepsini kaldırıyorum. Yorum satırı yapıyorum. Yine şuraya arkadaşlar. Add HTML action link. Kitaplar, index. Şurada arkadaşlar index değil de bu index 2 olacak. Çünkü kitap türlerinin indeksi yok. Sonra böyle kitaplar, new araya boş geçiliyor. Tekrar bir new add class now link olması lazım. Evet, tamam. Şimdi burası tamam. Şu menüyü kaldırıyoruz. Şu menünün hepsini şöyle yorum satırı yapıyorum. Tamam. Şurası 2023 MVC.
Tüm hakları saklıdır. Devam ediyoruz. Şu ayarlar, şu bölümü conf ile kaldırıyorum arkadaşlar. Tema config olan div yorum satırı yapıyorum. Şu yükleniyor. Onun haricinde başka bir şey kalmadı sanırım. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Son durumla beraber bakalım. Duyuruları açalım. Evet, bu şekilde formlar, tablolar, grafikler, sayfalar. Tamam. Alta da bakalım. Şu by premium ona bir bakalım. Burası. Yine şuradaki bölümü, şu A tagını yorum satırı haline getiriyorum. Onun haricinde bir de arkadaşlar duyurularda küçük bir değişiklik yapacağım. Partial duyuruyu açıyoruz. Şu seçili sil olan yeri buradan alıp şu div şeklinde buradan alıyorum. Ve şurada arkadaşlar en üstte yapıştırıyorum. Bu haliyle bir bakalım. Son durumuna bir bakalım beraber. Duyurular. Şu yukarı çıkıyor. Tamam. Şurada kalıp ya da şu beyaz sayfanın olduğu yer alsak daha iyi olur sanki. Şurayı kopyalıyorum tekrar. Daha doğrusu kesiyorum. Bir baksın üzerine yapıştırıyorum arkadaşlar. Olması lazım normalde. Kaydettim. Neyse bu şekilde kalsın arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Layout sayfamızın son hali bu şekilde. Artık bundan sonraki derslerde yavaş yavaş yetkilendirmeyi anlatacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.